gün tak bir tane numara bana şey yaptı. Bana ses kaydı attı. Bayağı Alman aksanıyla Kürtçe konuşuyor. Bir gittim adam düğüne gider gibi giyinmiş. Ve direkt Kürtçe konuşuyor ben. Allah'ın Alman dedi. Oğlum hani ne alaması var? Ve şey çok böyle aksan falan da şey hani ya çok hoş ve çok akademik konuşuyor böyle. Gelini Kürtçe konuşuyor. Oğlu Kürtçe. Hepsi şey böyle. Biz bayağı böyle 70-80 kilometre bir yol gidiyoruz. Ve ben şey düşünüyorum. Gerilim filmleri var ya böyle. Buna gidersin. Biz nereye gidiyoruz? Kim ölecek? Bunlar işte. Ne? Niye Kürtçe konuşuyorlar? Niye hakikaten Alman'ın ortasında bir Alman aile. Yarım saat önce tanışmışım ve Kürtçe konuşuyor. Kadın mesela bir espri yaptı, ben şey sanıyorum falan, halam falan sanıyorum ben. Herkese merhaba. Bugün Kemal'le birlikteyiz. Kendisi bir süredir Almanya'da yaşıyor. Kemal, sen biraz kendini tanıtmak ister misin? Ben Kemal. Yaklaşık bir buçuk senedir Almanya'da yaşıyorum. Belli başlı işlerle uğraşıyorum aslında. Yani sabit bir İş durumum yok. Serbest meslek başlığı serbest altında. Serbest meslek diyebilirim. Şimdilik serbest meslek diyebilirim. Güzel, halinden memnunsun. Tabii. Gayet iyiyim yani. Almanya'da mutluyum. Allah iyilik versin. Şimdi biliyorsun ben işte Ankara'da doğdum. Ankara'nın Etlik semtinde yetiştim. Çocukluğum orada geçti. Üniversiteyi orada okudum. 27 yaşında İstanbul'a taşındım. İstanbul'dan sonra da buraya geldim. Yani aslında kentli seküler Türk kavramı neyse biraz o benim. Tabii ki hani aile tam olarak öyle değil ama kendi yaşam tarzım böyle. Sen de bir Kürtsün. Biz aslında bu videoda hani Kürtler şöyle Türkler böyle konuşmayacağız da biz bir telefon konuşması yaptığımızda fark ettiğimiz bir durum oldu, ortaya çıktı. Biliyorsun evet. İkimizin de yardıma ihtiyaç duyduğu durumlar olmuştu. Ben demiştim ki abi sizde bir durum var, bir büyü, bir sihir, neyse o onun adı. Birbirini hiç tanımayan insanlar bir anda birbirine inanılmaz yardımsever davranıyor, çok candan davranıyor işte, ne bileyim yemekler ısmarlanıyor, kalacak yerler veriliyor. Bunun nedenini merak ediyorum. Mesela bizde öyle bir muhabbet yok. Sizde öyle bir muhabbet var. Bu neden böyle yani sence? Biraz bunları konuşalım. Ya bunun nedeni ya tam olarak şey diyemeyiz. Yani bir şeyin üzerine oturtamayız da. Tabii. Ya sanırım bu biraz Kürtlerin genel olarak sürekli dışa göç etmeleri ve sonrasında bu zaten Türkiye özelinde başlayan veya diğer ülkeler özelinde başlayan bir durumdur. Metropollerde birbirlerini daha çok yakalama gibi, mesela birbirlerine bir destek çıkma. Hani ben geldim, belli bir sorunlar yaşadım, buna da bir destek vereyim tarzında bir durum olabilir. Bu aslında biraz bunun siyasi durumu da bence bir vardır yani. Onun altında yatan temel sebeplerden bir tanesi de odur. Ve çoğu da bunun farkında değildir ama bunu gayet şey içten gelecek şekilde yapıyordur. Mesela şey oluyor bazen, bunu örneklendirirsek. Atıyorum bir yere gidiyorum mesela, işte herhangi bir restoranda bir yere. Yemek yemeye, Türkçe muhabbet ettiğimde evet gayet normal, müşteri falan. O ara bakıyorum adam aslında bir Kürtçe biliyor falan. Ben bir sipariş verirken arada bir Kürtçe bir kelime sıkıştırıyorum. Sonra Kürtçe devam ediyoruz. Aa, adam bir şey oluyor. Tavrı bir şekilde o an işte sen nereliydin, şuralı mıydın falan böyle. Ağırdan yardırıp gidiyoruz. Yani öyle bazen onun avantajları olabiliyor. Ben buna bir iki senin yanında zaten şahit oldum. Yani ortam resmen değişiyor. Hani o mesafeler kalkıyor ortadan. O soğuk tavırlar gidiyor. Vay cancan. Hani ve adam seni ilk kez görüyor. Aynı şehirden de değilsiniz. Orada ama ana başlık Kürt olmak. Mesela bunu şöyle söyleyebilirim. Mesela bir Türk ilk defa yurt dışına gittiğinde azınlık psikolojisini hissediyor ya. Mesela biz buraya geldiğimizde de benim burada Türk olduğumu öğren diğer Türkler beni hiç öyle seni karşıladıkları gibi karşılamıyor. Senin hemşerilerin karşıladığı gibi karşılamıyor. Orada başka bir şey var. Ya onu mesela sen söylerken ben biraz daha farkına vardım sonrasında. Belki ilk başta çok spontane gelişiyordu. Hı-hı. Çok doğaldı. Hani o refleksi gösteriyorsun. Bunu İstanbul'da da herhangi işte Eminönü'nde herhangi bir yere gittiğimde atıyorum orada adamla bir konuştuğumda bir bakıyordum mesela işte şive, Kürt olma ihtimali yüksek bir muhabbete bir giriyordum. Adam tam devam ediyordu. Bir şey aldığın zaman pazarlık payı fazla oluyordu. Onun bir avantajını görebiliyorum. Yavaş yavaş bir baktım. Yani bunu çıkar amaçlı kullanmam. Belki yer yer kullanmış olabilirim, bilmiyorum. Öyle bir durum olmuş olabilir. Kötü niyetli bir çıkar değil. Ha, tabii yok ki değil. Yani. Değil. Ya mesela şey çok güzeldi. Geçen sene böyle yazın şeye gittim. Bir şehre gittim. Kiel diye bir şehre gittim. Gece saat 12 orada kalacağım. Yer arıyorum nerede kalabilirim falan diye. Ki zaten 4-5 saat şehirde kalacağım. Treni atlayıp geri döneceğim. Orada bir tane taksici baktım. Bir an böyle bir sesi geldi falan. Kürtçe konuşuyor. Böyle bir selam verdim. Sordu neredesin falan. Cizreliyim dedi. Ben de işte Bitlisliyim falan dedim. Sonra dedim ki abi dedim ben bu gece
bir yerde kalmam gerekiyor. Yani açıkçası otel falan değil. Hani gidip bir yerde telefonu falan şarj edeceğim. 3-4 saat bir yerde oturacağım. Sonra trene binip gideceğim dedim. Çünkü gece 12'den sonra trenler olmuyor. Dedi ki işte şöyle bir yer var. Meydan gibi şehrin burasında dedi. Adresi söyledi. Oraya gidersin dedi. Kalırsın işte çayını çorbanı içersin dedi. Sabahleyin de gelirsin trene binersin dedi. İyi tamam dedim. Gittim oraya baktım. Adam bir tanesi lokantanın önünde işte bir Kürtçe şarkı söylüyor. Ha tamam dedim gir oraya falan dedi. Yani selam verdim falan. Bir girdim. Sonra işte muhabbete falan girdim adamla. Meğer taksici bunun eniştesiymiş. Bu onun kayınbiraderi çıktı. İyi bir tesadüf falan. Sonra dedim ki bak tam burası şimdi kapanacak birazdan. Benim bir yere daha gitmem lazım. Hani sabahlayacağım ben dedim. Ya dedi bizim dedi Bingöl'lü bir abi var dedi. Burada dedi işte Reyna diye bir yeri var dedi. İstersen dedi oraya git. Hocam reklam verebiliyor muyuz? İstediğin tamam. Ondan sonra tamam dedim. Ben oraya gittim işte bilgisayar ustanın selamıyla gitti. Gittim işte selam aleyküm aleyküm selam böyle böyle bir durum. İşte bir mekan, müzik hall böyle gazino gibi bir yer. O hemşerim dedi karşıladı beni. İşte bir köşesine oturttu. Bir eksin yediğim falan böyle. Yok abi dedim ben de şey yapacağım falan. Sonra bir de şöyle geldi bana. Diyor ki işte bir gizden geldi. Ya dedi ki sen hayırdır hani bir sıkıntılar mı var şudur. Yok vallahi abi ben geziyorum. Hani turist gibi. Buraya geldim. Bu gece burada kalacağım. Gideceğim. Hani bir daha belki seneye gelebilirim. Veya başka sene yani dedi. Benim olayım bu dedim. Tamam dedi. Sonra bayağı köşede bir köşesinde işte özel muameleler, çerezler, şunlar bunlar. Sonrasında da kalktığımda da hesabın çoğunu almadı benden. Hani bizdensin falan böyle. Evet, bazen böyle bir avantajları olabiliyor yani. Öyle. Bazen mi? Bence çoğu zaman. Yani öyle. Hocam bilmiyorum işte onu bu muhabbeti ettikten sonra mesela biz seninle bunu konuştuktan sonra açıkçası telefonda dikkat etmeye başladım mesela. Daha fazla. Şimdi normalde önceden spontane gelişiyordu. Evet refleks olarak bakıyorsun. Adam şeyse Kürt olduğunu anladığından direkt Kürtçe'ye geçiyorsun. Orada da mesela o da bir bakıyor. Oradaki bir tavır bir anda böyle değişiyor. Biraz daha böyle sempati daha farklı artabiliyor. Tabii bunun bazen çok şeyime denk gelmedim aslında ya baktığım biz zaman. %100 böyle diye anlatmıyoruz burada. Hani genel olarak orada bir avantajı olabiliyor. Mesela şunu söyleyebilirim. Ben de senin yaşadığını bir Türk olarak yaşayabilirim ama çok düşük ihtimal. Mesela Almanya'da ben bir yere gittim de hani adamlar Türk olduğunu söyleyince kaçıyor resmen yani. Anladın mı? Üf gene geldi başımıza bela alacak. Ya da şunu diyor. Şöyle bir mekan var orayı biliyorum diyor o kadar. Hani git benim selamımı söyle şöyle yap böyle yap diye bir muhabbet olmuyor. İşte gitsen de o hesapta alınır VIP muamelesi de yapılmaz anladın mı? Normal sıradan biriymişsin gibi oturursun. Ya bunu ben de yaşıyorum mesela Kürt olduğumu çok da anlamadığı zaman karşı taraf yok şey yapmıyor evet. Onun, yani bazen de veya Kürt olduğunu anladığında da tamam diyor falan. Hani o da denk gelebiliyor. Orada ama çoğunluk şeydir. Özellikle mesela garsonlar veya işte orada çalışanlar falan bir şekilde denk geldiğinde bayağı bir uzun muhabbet edebiliyorsun. Ya bunu Hamburg'da da aynı şey yaşadım. Bu da Bingöl'üydü. Biz bayağı oturduk. Bir saat bunlarla muhabbet. Bir çorba içtim sadece. Bir saat biz muhabbet ettik. Sonra beni işte sigara, çay falan dışarıya muhabbet. Ona davet ettiler. Biz bayağı uzun uzun konuştuk zaten. Çok da müşteri yoktu. Kasaya geldim. Dediler tamam. Ya hocam falan. Ya tamam yani. Dikkat et kendine. Bir sıkıntın olursa şöyle gel falan. Öyle durum oluştu. Güzel. Mesela bak sadece yeme içme kalacak yer değil. Aslında şu tecrübeyi de anlatabilirim. Ben de işsiz kaldığım bir dönem oldu. İşte sen de iş aradığın dönemler oldu. Ben o zaman fark ettim. Mesela sen iş aradığında daha doğrusu sen iş aramıyordun abi. Anlatabiliyor muyum? Ben ama böyle bir tarafımı yırtıyorum yok. Sen ama işte o var bu var git selamı söyle çat bakıyorum bir yerde çalışıyorsun. Hani 3-4 farklı iş yapabiliyorsun. Çok rahatsın. Oradan çık oraya gir. Yani böyle bir ağ var. Bu güzel bir şey yani. Bu kötü bir şey diye demiyorum. Bunu nasıl diyeyim biraz kıskandığım için de söylüyorum. Yani öyle. Bazen bunun farklı avantajları. Ya ne kadar avantaj onu da bilmiyorum ama. Bak bir kere daha gittim Polonya'ya. Polonya'nın bilmem hangi şehri. Hakikaten ismini hala şey yapamıyorum falan. Sabah oradayım bir durumlar falan var. Bir yer arıyorum ben yani bir kahvaltı falan yapacağım. Bir şeyler yapacağım diye. Daha tak bir baktım şey bir tane kebap bir girdim falan. Selam aleyküm aleyküm selam. Adamlar Mardin'de. Kürtçe muhabbete bir giriyorsun. Ya kardeşim valla dediler daha açmadık işte daha şey yok hani çay verelim. Şu hiçbir şey yok. Yeni gelmişler temizlik falan böyle sabah şeydir. Adam bana diyor bak diyor hani buradayız. Tamam sen git işte işlerin falan var. Gel her türlü bir sıkıntın olursa şurada yardımcı olalım şöyle böyle diye. Ha sonradan ben mesela başka yere gittim falan ama orada dünya bir ucunda bir denk gelince oradaki o şeyi görebiliyorsun yani. Bu avantaj mı işte onu da bilmiyorum yani. Niye sence bir avantaj değil mi bu böyle bir şey? Bu sana bir mesela güven vermiyor. Mesela ilk defa gidiyorsun bir şehre. İçten içe şu yok mu? Ya en kötü işte bir, bizden birinin mekanı bulurum giderim. Aa evet. O hakikaten o şey olabiliyor yani. Onun o güveni olabiliyor yani. Düşündükçe hakikaten çok fazla denk gelmişimdir. Mesela gece saat 1:30-2 bir yerde telefonumun şarjı falan bitmiş. Ben tak bir baktım bir tane dönerci gittim. Hani döner ya
Türkler ya, Kürtlerin işlettiği yerdir. Kapıyı falan vurdum, bir tanesi çıktı, ben Türkçe konuştum, anlamıyorum dedi. Nerelisin dedim, Iraklıyım dedi. Arap mısın, Kürt müsün dedim, Kürdüm dedi. Ben direkt muhabbete girdim falan. Adam orayı temizliyormuş. Gitti bana, ben açım be, şey yok işte, su getirdi, ekmek verdi, kahve verdi falan, böyle telefonumu şarja taktı böyle. Bence Türk de olsa sanki orayı yapabilirdi ama veya işte Arap da olsa mı anlaşamazsın veya işte o dil konusunda. Ama o anki o şeyi hissedebiliyorsun. Onu bir anda böyle koşuşturması, bak kardeşim şöyle yaptım, şöyle yaptım falan. Bilmiyorum ne dersin de hani doğru kelime, sahip çıkma denen bir kavram, bir kültür var sizde. Ben bizde pek onu görmüyorum. Yani burada hali vakti elinde olan çok Türk var ama diyor ki abi her koyun kendi bacağından asılır muhabbeti çok oluyor. Biraz bizde da sıkılmışlardır herhalde. Yani. Olabilir. Herhalde biraz da sıkılmıştır. Yani tabii bu şeylerde de vardır yani. İşte Kürtlerle de o durum vardır. Yani gelmek isteyen gelmek isteyen yeğenidir. Amcasının oğludur, şuydur, buydur, adam arıyor falan böyle, ya ben geleceğim Almanya'ya dediği tarz şudur. Ya bizim de işler kötü. Yani işte niye geliyorsun falan. Çünkü uğraşmak istemiyor bir yerde. Sanırım şöyle bir durum oluşuyor. İnsanlar eğer ki sana çok fazla hani bir sorumluluk hissetmiyorlarsa sana karşı, biraz orada bir yardımları dokunabiliyor. Mesela bazen yardım bir yabancıya bir akrabadan daha fazla yardım yapılabiliyor. Dediğin gibi o sorun yok. Çünkü sen gidiyorsun bir kere görecek. Ama tabii, akraba belki ömür boyu yük olacak diyor tabii, bana. O akrabalık şey, tamamen başka bir şey. Bir durum vardır ha. Yani onun tavrı orada sorumluluğu şeydir. Ya ben bak bu geldi bizim oralı çocuk tektir. Hani belli Almanya yeni gelmiş. Bir el atayım olayıdır yani. Bir de şeyi sen kullanıyorsun. Ben hala bak 2,5 yıl oldu. Bazen başım sıkıştığında Almanca falan da yok ya. Hep şey diyorum işte ich bin neu in Deutschland diyorum. İşte, Almanya'da yeniyim diyorum. Ha. Onun ekmeğini de yiyoruz değil mi? Yardıma ihtiyacımız var. Yani öyle abim işte hani yeni geldim falan. Yani, tamam diyor şurada diyor kardeşim falan. Böyle. Mesela çok iyi bildiğim bir şey söylüyor. Bak şurada şu var falan. Aslında biliyorsun öyle mi falan diye. Hocam şey de vardı, bir ara bir tane İtalyan profesörle tanışmıştım Heidelberg'de. O baya beni işte arabasıyla falan götürmüştü, şey yapmıştı mesela. Ben de dedim Almanya'da yeniyim, işte Almancam yok, İngilizce'de işte anlaşıyoruz falan. Futbol muhabbeti üzerinden gittik. Empoli mi tutuyordu, neresi bir küçük takımlardan. Ha ben de biliyorum falan dedim, onun üzerinden gittik falan. Adam beni bir arabasıyla aldı, şey yaptı böyle. Sen otostop falan mı çekiyorsun? Yok otostop değildi ya. Ben farklı bir yere gidecektim, yanlış girmişim ben. Baktım üniversitenin önündeyim, birisi geldi, ona soru sordum. Sonra işte profesör olduğunu ona söyledi. Sonra muhabbet ettik, sonra futbol muhabbeti İtalya olunca. Sonra dedim ben işte şeye gideceğim, tarihi yere falan. Tamam dedi, ben dedi seni arabayla götüreyim dedi. Öyle bayağı. Güzel. Şimdi sen bayağı maceralar yaşayan bir insansın. Hani insanlara onu söylemedik de boş vakitlerinde geziyorsun. Evet. Ve senin gezilerin meşhur, hani trenlere bir atlıyorsun. Almanya'nın bir ucundan öbür ucuna bir gecede gidiyorsun. Trende uyuyorsun. Kulüplerde sabahlıyorsun bazen. Sen yani çok enteresan değişik maceralar yaşıyorsun yani. Evet o güzel oluyor ya. Senedir, geçen sene de 9 euro muhabbeti varken ya da onu yaptım. 9 euro ticket. Bu sene 49 euro ile beraber bunu yapabildik. Onun bazen şöyle bir durumu oluyor. Trene biniyorsun ya böyle gidiyorsun falan. Şehirde sabahlıyorsun diyelim. Sonra geliyorsun trene biniyorsun. Trende uyuyorsun. Ama diyelim veya başka bir şehre gideceksin. Sonra oradan işte devam edeceksin falan. Ben kaç defa şöyle başıma geldi. Trende A şehrinden B şehrine gideceğim. 2 saatlik bir yol. Trene biniyorum. Ben uyumuşum mesela. Görevli de bilet sormamış. Ben B şehrine gidiyorum. Hiç uyanmamışımdır. Aynı trenle tekrar A şehrine geldiğimi biliyorum. Yani kaç defa böyle başıma geldi ve uyandığımda şey diyordum. Az önce buradaydım. Hani hiç mi gitmedik falan böyle. Sonra saatte bakıyorum. O bayağı geçmiş böyle. Kimse de uyandırmamış. Hani öyle o şey diyorum, iyi diyorum en azından 2-3 saat uyuduk yani. Tekrar aynı şekilde biniyorum trene, tekrar o şehre falan gidiyorum böyle. Hani kaç defa böyle başıma geldi ve tren kaçırdıklarım oluyor. Ya tam bir maceracısın şeyin ya. Şehrin ortasında yani bir şehrin, hiç bilmediğim bir şehrin ortasında yapayalnız diyorsun ki ben ne yapıyorum? Oğlum evine git. Hani hakikaten biliyorum yani bazen o şey oluyor. O an şey diyorsun. Da tamam gez macera da nereye kadar yani, köşe başında birisi bir bıçağı çekecek sana diye. Bazen geliyor aklıma ama güven. Değişik bir güven var burada. Yani şöyle bir durum. Kendini çok güvende hissediyorsun. Berlin, Hamburg, Frankfurt buraların hani underground mekanlarında ve tek başıma gece 2-3'te gezdiğimi biliyorum. İnsanlar işte köşede ot çekiyor ve işte el oynanıyor. Aha şunu da falan buluyor böyle. Oralardan geçiyorum. Sokakta yatanlar, penalar falan. Ve hakikaten şu ana kadar öyle bir durum olmadı. Yani başıma böyle bir sıkıntı gelmedi. İnşallah da olmaz bundan İnşallah. Sonra. İnşallah. Evet de rahat rahat gezebiliyordum yani. Bu dediğin çok önemli gerçekten. Yani onu ben de hissediyorum. Mesela gece belki erkek olmakla da ilgili ama hani şöyle bir gözlemim de var hani. Burada hani sokakta yaşayan işte o uyuşturucu alan falan kendi kendine yapıyor, ne yapıyor? Hani gelip de senin yolunu çok kesmiyorlar.
en fazla para ya da sigarası oluyor. O da yok deyince de gidiyor. Hani öyle ısrar etmiyor yani. Yok öyle çok bir şey olmuyor yani. Onu çok denk geldim. Ve ben gidip adamlardan bazen ateş istiyorum. Adam şey sağmış falan. Ne alakası var? Hani çarp veriyor falan. Bu gezilerinde unutamadığın ya da işte çok güldüğün, başına gelen böyle enteresan bir şey. Mutlaka almıştı da anlatmak istediğim bir şey var. 12 tren değiştirip İsviçre'ye gittiğim. 12 tren. 12 tren. Hakikaten yani sabah şeyde çıktık. 7.30'da çıktım. Hani arkadaşlar işte hesapladık. 8-9 gibi akşam orada oluruz diye hesapladık. Ve işte tren gecikmesi, şu gecikmesi, oradan atla oraya git. Şurada artık duruyor, diyor ki 2 saat sonra gelecek. En yakın yerde kestirme yapıyorsun falan. Diğer trene atla falan. Hakikaten hesapladım. Bugün şeydi. Bir 12 tren gece 1.30'da Basel'deydim yani. Öyle bir durum vardı yani. 7.30'da biniyorsun ve full yani. Bilmiyorum tren rahatsız etmiyor beni. Şöyle bir durum geldi başıma, işte duraktayım, adamın bir tanesi adres sordu falan. Ben de çok Almanca bilmediğimi, hani İngilizce yardımcı olabilir miyim tarzında bir baktım. Adam neredesin falan dedi, işte Türkiye'den falan. Abi Türkçe konuşmaya başladı. Biraz muhabbet ettik, işte Kürt olduğumu falan öğrendi. Ve bayağı adam Türkçe biliyormuş. Sonra bana kendi durumlarından bahsetti. Onlar Yahova şahitleriymiş. Dedi ki bizim dedi işte belli başlı sohbetlerimiz oluyor, ibadetlerimiz falan böyle. Ya daha doğrusu ibadet derken onlar işte sohbete gidiyorlar ve işte İncil okuyorlar falan. Ya ibadet diyorlar ibadet evinde. Benim dedi tanıdığım işte bir tane arkadaşım var dedi. Bizim dedi o Kürtçe biliyor dedi. Bizim Kürtçe derslerde oluyor, Türkçe derslerde oluyor. Ve zaten bütün dillerde bunlar şey yapıyorlar. Böyle ders veriyorlar. Dedi ki sen dedi şey yapalım. Onunla tanıştırayım falan dedi böyle. İşte bir indik işte şey içtik falan böyle oturduk çorba falan içtik ki genelde Almanlar kolay kolay hesap şey yapmazlar ya. Hafta ama ısrar ediyor ben ödeyeceğim falan diye. Hani şey vardır Almanlarda böyle bir durum vardır. Sen dersin ki hesap mesela ben ödeyeyim dersin. Tamam der. Ha okey der falan. Sen bir de ki bu böyle elini tutuyor falan. Ha bizim bekle bu şey bu bayağı böyle ben ödeyeceğim ben ödeyeceğim falan iyi tamam dedim. Sonra bir numarayı falan aldı böyle aradan bir ay yakın bir şey geçti. Bir gün tak bir tane numara bana şey yaptı. Bana ses kaydı attı. Bayağı Alman aksanıyla Kürtçe konuşuyor. Bayağı isim işte ismini Alman ismi. Tabii durdum falan işte şöyle bir şeyimiz var, sohbetimiz var falan gelmek istermiş tarzında diye. Merak ettim ben de işten gelmişim ama uyudum falan böyle. Akşam 7'de seni şuradan alayım dedi. Tamam dedim uyandım yüzü falan yıkadım. Biraz dedim ayıp olmasın diye gittim bir gömlek falan giydim. Bir gittim adam düğüne gider gibi giyinmiş ve direkt Kürtçe konuşuyor bende. Allah'ın Almanı oğlum hani ne alakası var ve şey çok böyle aksan falan da şey hani ya çok hoş ve çok akademik konuşuyor böyle. Neyse dedi ki benim dedi işte hanım var dedi gelin bir de oğlan falan onları da alacağız dedi. Biz bir gittik hanımı bir geldi Kürtçe konuşuyor. Gelini Kürtçe konuşuyor. Oğlu Kürtçe. Hepsi şey böyle. Biz bayağı böyle 70-80 kilometre bir yol gidiyoruz ve ben şey düşünüyorum gerilim filmleri var ya böyle. Ama gidersin biz nereye gidiyoruz? İlk kim ölecek? Bunlar işte. Ne? Niye Kürtçe konuşuyorlar? Yani niye hakikaten Alman'ın ortasında bir Alman aile. Yarım saat önce tanışmışım ve Kürtçe konuşuyoruz. Ve bana işte yolda geçen herhangi bir şeyin Kürtçe ismini söylüyorlar. Soruyorlar daha doğrusu işte güneşin batımının Kürtçesi nedir falan diye. Bir an böyle bir şok oluyor. Bana neydi falan. Sonra işte gelini söylüyor. Kadın söylüyor ve bayağı şey var. Kürtçeleri senden iyi yani. Deyimlere, atasözlerine falan da hakimler. Kadın mesela bir espri yaptı ben şey sanıyorum falan, halam falan sanıyorum. Hadi ya. Hep biz gittik bir mekana işte. Hani ibadet yeri, içeri bir girdik. Yani 150 tane falan belki şey var. Ama önceden Rusların şeyi varmış. Rusça sohbet yapılmış. Sonra çıktı ardından işte biz girdik. Taş patlasa 15-20 tane Kürt var. Zaten belli ki belli ediyor kendini böyle. Diğerleri komple şey. Alma hani şey değil Kürt değil de. Hepsi Kürtçe konuşuyor. Yaşlı kadın 70 yaşında senin. Abi sen niye yani hakikaten azmi falan müthişti. Diyor ki ben diyor 2 senedir diyor, Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum diyor falan. Bir de anlatıyor onu ama hepsini Kürtçe anlatıyor. Yaşlı hakikaten 60-70 yaşında böyle tekerlekli şeyle falan geliyor. İnanıyorlar demek yani bir şeylere inanıyor ve tebliğ etmeye çalışıyor böyle. İçeri girdik işte o ara dersi anlatan kişi zaten. Vaiz. Ha vaiz ya o diyalogluydu ama o mesela o diyalogluydu. O eşi onun eşi Almandı mesela o da Kürtçe biliyordu. Ondan sonra biz bayağı işte Kürtçe şey okuduk ilahiler ondan sonra İncil'den kesitler falan. Yani şimdi normal Kürtçe İncil var tabii. Hani işte ilahiler şunlar bunlar var da ve işte Kürt Hristiyanlar da var. Ama orada işte dikkatini çeken şu. Komple Almanların oturup Kürtçe öğrenmesi. Evet. Bayağı böyle
Ve çocuklarıyla falan Kürtçe konuşuyorlar. Ve şu çocukları falan böyle Kürtçe okuyorlar. Ve çocuklara öğretmişler demek bu. Tabii tabii öyle yani muhtemelen. O aile diyelim mesela komple işte 100-150 kişiler falan. O kesim atıyor bunlar Kürtçe üzerinden ders yapıyorlar ve Kürtleri çekmek içindir. Bir kesimde atıyor Mutlu Rakba denk geldiğim adam da Türkçe biliyordu. Hı. Onu da muhtemelen takip ettikleri çevredekiler işte Türkçe bilenler ve bunların Arapça şeyi var. Ve sonra da bunları falan araştırdım. Bayağı bir sürü dilde bu şeyleri yapıyorlar. Bir özellikleri şu, çok fazla şeye girmiyorlar, siyasete girmiyorlar, siyaset olayına girmiyorlar. Dili öyle çok fazla öyle mikro milliyetçiliği şu buydu ona da hiç şey. Ya belki o biraz hafiften öyle seni şey yapmak için, böyle hoşuna gitmek için bazı şeyler söylüyorlar. Hiç o toplara da çok girmiyorlar. Tamamen işte Yehova şahitleri, İsa, İncil ve durumlar böyle yani. İşte böyle çarpılara da gitmedim bu arada yani şey olmasın. Yemeğe falan davet ettiler, çekindim. Genel şey yapıyorum böyle, kafada kurgu falan kuruyorum böyle bazen. Hani o işin esprisi de hani ulan işte eve bağlarlar, bırakmazlar falan. O da yok yani ama çok şeffaflar, hakikaten evet. Şeffaflar o konuda şey değil yani. Yani isteyen istediği gibi girebilir içine. Ve mesela adam kaçtır bana mesaj atmış falan, artık şey yapmıyorum, cevap vermiyorum yani öyle. İşte bir bayat işte... Kemal kardeş nasılsın hadi gel falan eyvallah falan hadi çalışıyorum alışıyorum hala gitmiyorum. Güzel. Biraz toparlayalım artık, seni de çok yormayayım. Bahsetmek istersen tamamen özgürsün, hani geleceğe dair var mı planların, düşüncen, evet. Hayallerin, onları sorayım. Almanya'da yaşamak güzel ya. Almanya'da yaşamak güzel ve çok yani baktım ileride olmazsa geri de dönerim. Çok böyle şey yapmıyorum. Hani biz bazen... Söylüyorum bunu da hayalleri çok böyle yükseğe tutmanın alemi yok. Çünkü hayal kırıklığına çok çabuk insan uğrayabiliyor. Şartlar, durumlar ne getirir onu bilemiyorsun. Her an acil bir durum çıkabilir. Ve artık buralarda yaşamamın gerekir. Dönersin. Yani her şey bütün köprüleri atma falan olayı o. Ben çok yapmadım. Tabii. Çok da yapmam. Yani burada yaşamaya devam edeceğim. Şartlar el verdiği sürece. Olmadığı zaman da dönerim yani. Hiçbir zaman zaten büyük konuşmamak yok, lazım. Yok değil yani. Muhtemelen olayım herhalde bir 40 sene falan yaşarız. 40 sene sonra falan da şeymişim lan. Gidemedik ya. Her yaz şey düşünüyormuşuz. Ya gideceğiz. Türk tırlarının tekerlerinden. Of izleyemedim ya. Öyle bir şey o vallahi. Şeyi, vatan kokusu 3000 kilometre olmaz hocam. O tır tekeri kaç ülkeden geliyor yani? Muhtemelen Macaristan'da işte şeyde ne bileyim Sırp'ta falan hava basmışlardır hocam. Yani. Var yani. Peki çok sağ ol Kemal. Ağzına sağ ol. Teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Tamam, istediğin hocam. Zaman ziyaret edebilirsin. Kendine iyi bak. Sen de eyvallah.